Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 25 Şubat 3 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta ayın ışığı küçülen fazla olacak. Geçtiğimiz hafta meydana gelen dolunayın ardından hafta boyunca ayın ışığı yavaş yavaş küçülecek ve son dördün fazına ulaşacak. Pazartesi günü ay akrep burcunda ilerlerken biz de biraz daha geçmişle ilgili konuları, son birkaç haftadır yaptığımız işleri sorgulayabiliriz. Ay akrep burcunda daha derin, daha içsel bir enerji verecek size. Tefekkür yapmak için, e, sorgulamalar yapmak için biraz kendi İç dünyanıza yönelmek için uygun olabilir. Bunun yanı sıra yaşamınızdaki maddi e, konular, finansal kaynaklar, hisseli paralar özellikle paylaşımlar, kredi, borç ve benzeri konulara da biraz daha odaklanabilirsiniz. Karamsar duyguları da kontrol etmekte fayda var. Salı gününden itibaren ay yay burcuna geçiyor. Perşembe akşamına, Perşembe sabahına kadar olan süreç içerisinde e, özellikle uzak hedefleriniz, daha eğitime dair, kültürel konular, seyahat gibi programlarınız, hukuksal bazı mevzular bu alanlar günlük hayatınızda öne çıkarken kendinizi daha iyimser, daha neşeli de hissedebilirsiniz. Çarşamba günü Ay-Jüpiter kavuşumu ruh halinizi biraz daha coşkulu ve iyimser halde getirebilir. Bu hafta Güneş balık burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Boğa Burcu'ndaki Mars'ta güneşin olumlu bir açısı var. Bu genel olarak haftaya huzurlu, dengeli bir enerji verirken biz de geçtiğimiz haftaki bazı konuları tamamlamaya ve önümüzdeki süreçte yapmak istediğimiz konular için hazırlıklara bu hafta genelinde vakit ayırabiliriz. Destekleyici bir haftadayız. Çünkü gökyüzünde su elementiyle toprak elementi arasındaki etkileşimler oldukça verimli görünüyor. Çok engelleyici, sert bir görünüm de yok gökyüzünde bu hafta. O nedenle yani daha rutin, işlerimizi halledebileceğimiz, planlarımızı uygulayabileceğimiz, dengeli geçirebileceğimiz bir haftadayız. Perşembe sabahından itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Ee, cumar, özellikle Cumartesi akşamına kadar olan süreçte biraz daha, Kariyere dair belki iş ve sorumluluklar öne çıkarken günlük hayatımızda daha programlı, daha disiplinli hareket edebiliriz. Duygularımızı biraz geri plana çeker, çekerken özellikle hayatımızdaki sorumluluklar ve görevler gibi daha ciddi konularda ya da aile büyükleriyle ilgili bazı e, konular, e, ilişkiler yine günlük hayatımızda gün içerisinde belirleyici hale gelebilir. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.